Evet, dünyada koronayla ilgili önlemler alınıyor. Siz de aktarlar olarak bu konuda elinizden geleni yapıyorsunuz. Neler öncelikle tercih ediliyor bu konuda? Bu konuda en çok tercih edilen bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler. Bunların başında propolis geliyor. Mikroplara karşı savaşmak için ada çayı, kekik yağı, nane yağı, bu tür şeyleri daha çok ön planda. Keçi boynuzu özüdür, kış çaylarıdır. Genelde kışla birlikte bunlar tercih ediliyor. Özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında arttı mı bunların satışı? Elbette ki geçen yıllara oranla ıhlamur, ada çayı, kış çayı satışı tabii ki elbette Evet, talep artışı oldu talep diyorsunuz. artışı Fiyat oldu. artışı oldu mu? Fiyat artışı yok. Fiyat artışı Bizde aynı yok. diyorsunuz. Bizde yok. Evet. Bir Evet. ıhlamurda ister istemez artış oldu. Geçen sene 100 liraya satarken bu sene 100 liraya, 110 liraya aldığımız malı mecburen 130 liraya, 140 liraya Yani satmak zorunda. %30, %40'lık Tabii bir bir artış oldu artış oldu. diyorsunuz. Kesinlikle. Evet, başka neler var? Özellikle sadece koronavirüs değil, gribe karşı da Tabii. dayanıklılığı geliştirecek ürünlerimiz var. Onlar nelerdir? Gribe karşı kendimizi geliştireceğimiz atom çaylarımız var. Evet. Bağışıklık sistemi için kış çayları var. Gripten korunmanın en büyük faydalarından birisi zencefil, zerdeçal, karabiber. Bunların üçünü vücuttan eksik etmemek gerekiyor. Evet, bunları eksik Tabii, etmediği zaman kesinlikle. vücudun direnci artmış Vücudun oluyor direnci diyorsunuz. artmış olacaktır. Evet, meşhur tarihi Aktar, Bandırma'nın önde gelen aktarlarından. Burada gerçekten çok fazla çeşit var. İnsanlar bunları biliyor da mı geliyor, yoksa sizden fikir alıyor mu? Fikir alan %10'luk bir kesimdir. Geri kalan %60'ı televizyonlardan duyduklarıyla geliyor. Evet. Ama tabii televizyonda sadece bir ürünün faydalarından bahsediliyor. Zararlarından bahsetmek de bize kaldı. Yani Evet. mesela bir düşük tansiyonu olan bir insanın zeytin yaprağı kullanmaması gibi. Onu hiç söylemiyorlar ama zeytin yaprağının faydalarından bol bol bahsediyorlar. Ama düşük tansiyonu olan bir insanın zeytin yaprağı Yapma, çayı kullanmaması. içmemesi gerekiyor tabii. O zaman Veya evet. hibisküs çayı örnek vermek gerekirse C vitamini kaynağıdır. Sağlam bir şeker düşürücüdür. Ama aynı zamanda kuaför rahatsızlığı olanların bu çayı içmemeleri gerekir. Çünkü kuaförlerini azdırır, şişmesine neden olur. Evet, zeytin yaprağına gelecek olursak, geçmişte zeytin yaprağı pek bilinmiyordu. Bu sene özellikle koronavirüsle birlikte adı anılmaya başladı, öne çıktı. Ne Evet. diyorsunuz? Koronavirüste şimdi otların hiçbiri kesinlikle ve kesinlikle olarak biz aktarlara ve bize öğretilenlere bakılırsa kesinlikle ve kesinlikle yaş olarak kullanılmamalıdır. Yaş olarak çayı içilmemelidir. Kurutup ve doğal olması gerekiyor. İlaçlanmamış zeytinlerden elde edilmesi Herhangi bir gerekiyor. ilaç Tabii. mücadelesi yapılan zeytinin yaprağı Tabii kullanılmaması ki gerekiyor. eğer üzerinde ilaç kalıntıları varsa sağlığından, faydasından çok zararı olacaktır. Zımbaya karşı 14-15 kez ilaçlama yapılıyor. Ha, Mücadele yağmur var. yağdıktan Cerrahi sonra ama mücadele. kesinlikle yağmur yağdıktan sonra o üzerindeki şeyleri temizledikten sonra biliyorsunuz en güzel temizleyici ürün sudur. Sudur. O zaman Temizledikten sonra bir mahsuru yoktur ama ağaçtan eğer topladığı yaprağı yıkamış, kurutmuş olsa tabii dezenfekte edip olabilir yıkayıp diyorsunuz. kuruttuğu müddetçe onu kullanabilir. Evet. Evet, başka bu konuda önerilerimiz var. Başka bir Özellikle konuda özellikle izleyicilerimize tavsiye edebileceğimiz. kesinlikle ve kesinlikle sabah akşam mutlaka birer çay tatlı kaşığı veya çorba kaşığı, keçi boynuzu özü, keçi boynuzu pekmezi bunları kullanabilirler. Öksürükleri aşırı derecede kuru bir öksürükleri varsa andız pekmezi aç karnına sabah akşam yatarken birer kaşık içerlerse kuru öksürükleri gidecektir. Ihlamur deyince ıhlamuru sadece ıhlamur olarak tüketmelerine gerek yoktur. İçine bir parça ada çayı, bir parça hatmi çiçeği, bir parça papatya, bir parça zencefil bunları karıştırıp bir kış çayı yapıp içerlerse çok daha fazla faydasını göreceklerdir bu vücut bağışıklık sistemleri için. Yani bunlarla alakalı olarak her gün düzenli olarak 5 damla sabah 5 damla akşam propolisi hayatlarından eksik etmesinler.
Bağışıklık sistemlerini güçlü tuttuğumuz müddetçe toprak bizleri alamayacaktır. Evet. Sizin de dediğiniz gibi toprak aldığını geri vermiyor ama bizim yaşantımız için gerekli sağlıklı malzemeleri gerekiyor. Tabii gerekli malzemeleri de bizlere sağlıyor efendim. Evet, meşhur tarihi baharatçımızdan işte alınacak önlemler hakkında bilgileri de aldık. Gördüğünüz gibi vitrinlerimiz, raflarımız ağzına kadar dolu. Buradan istediğimiz çeşitleri bulma imkanı var.